Arkadaşlar merhaba. Çok seviyeli invertörler, matlab invertörler ve modülasyon teknikleri dersine devam ediyoruz. Evet, biz ilk iki dersimizde şundan bahsetmiştik. Birincisinde geleneksel iki seviyeli invertörlerin dezavantajlarından bahsetmiştik. Bunu bir hatırlayalım önce. Geleneksel iki seviyeli inverterler arkadaşlar dediğimiz gibi çıkışında yani inverter çıkışında kaliteli çıkış kerimleri, dolayısıyla yük akımları elde etmek için PWM teknikleriyle birlikte anahtarlama teknikleriyle birlikte yüksek anahtarlama frekansları tercih ediliyordu. Ancak bu sayede daha düşük THD'li gerilimler ve dolayısıyla yük akımları elde edebiliyorduk. Bunun dışında arkadaşlar yüksek gerilim ve özellikle yüksek güç uygulamalarında arkadaşlar iki seviyeli inverterlerin işte anahtarların anma değerleri düşüktü. O yüzden yüksek gerilimde çalışamıyorduk. Yüksek gerilim çalışmalar için büyük hantal trafolar kullanılması gerekiyordu. Yani inverterin dışında çıkışındaki gerilimi yükseltilmesi gerekiyordu. Bu hem maliyet boyut hem bakım problemleri getiriyordu. İşte aynı zamanda şeyler transformatörler harmonik akım çekiyordu, ıslanma akımı. Bunlar inverter içinde problem oluyordu. Evet, bu ve benzeri sebeplerden dolayı arkadaşlar multilevel çok seviyeli inverterler bir çözüm olarak ortaya çıkarılmıştı. 80'lerden aslında 75'lerde başlayan ama 80'lerde böyle gelişen, 90'larda hatta 2000'lerde pratik olarak uygulanmaya başlayan çok ciddi bir inverter türüydü. Daha sonra bunun 3 tane türü olduğunu söyledik. Kaskat çok seviyeli inverter, diyot kremp, diyot kenetlemeli inverter ve flying kapasitör. Kondansatör kenetlemeli Türkçe karakter olarak olduğunu söylemiştik. Tabii temelde 3 taneydi ama aslında bir sürü yeni geliştirilen son 10 yıllarda İşte 2005'ten sonra özellikle çok farklı türler gelişti. Aslında ta 80'lerden itibaren bazılarının temelleri atılmıştı bunlar ama bu son yıllardaki işte yerleken teknolojisindeki gelişme ve mikro işlemci hızının gelişmesiyle bunlar ortaya çıkarıldı. Yine aslında temel teoriler 80'lerde 90'larda atılmıştı. Şimdi arkadaşlar biz kaskat çok seviyeli inverterden bahsetmiştik. Birinci olarak dedik ki her bir fazında haş köprü hücreleri kullanmak gerekiyordu. İşte 3 seviyeli 3 fazlı için her bir fazda 3 bir tane haş köprü. Ama 5 seviyeli yaptığınızda her bir fazda 2 tane haş köprüyü birbirine seri bağlıyordunuz. Çıkışların bir bacakların bir tanesinden geçiş yapıyordunuz. 7 seviyeli olursa 3 tane olacak. Yani bu şekilde devam ediyor. Daha sonra kondansatör kenetlemelerden bahsettik. Dedik ki tabii kaskat çok seviyeli inverter aslında en az eleman kullanan çok seviyeli inverter ilk olarak anlattığımız ama büyük problemi neydi? Her bir arkadaşlar haş köprü için izolerli bir DC kaynak gerekiyordu. Tabii bu motor sürücü olarak kullanıldığımızda böyleydi. Eğer işte statik senkron kompansatörde mesela STATCOM'da kullanacaksanız bu bir artık dezavantaj olmuyor. Çünkü orada bir DC kaynak kullanmak zorunda değildiniz. Bunun yerine kondansatörler bağlayıp orayı sürekli şebekeden şarj ediyorsunuz o kondansatörleri. Tabi burada işte kondansatörleri de aynı gerilime şarj etmek zorundasınız. Yani dengeleme problemi olabiliyor. Özellikle 5 ve üstünde. Sonra kondansatör kenetlemelerden bahsettik. Dedik ki burada ise işte normal anahtarlara ilave olarak işte 3 seviyede yine 3 her bir faz için 4 tane anahtar lazımdı. M-1 tane disinin kapasitesi ve M-1-M-2 böyle iki tane de kenetleme kondansatörleri gerekiyordu. Bu işte kondansatör kenetlemeli yine işte diğer çok seviyeli inverterlerde olduğu gibi seviye sayısı arttıkça çıkış geriliminin THD oranı artıyordu. Buradaki kapasiteler büyük enerjiler depolayabiliyordu. Tabi bu disinkteki kenetleme değil, gerilim dengesinin problemini gidermek için kondansatör kenetlemeli her bir anahtarlama durumu için özellikle aradakiler yani VDC.4.0 eksi VDC.4 için birden fazla anahtarlama durumuna sahipti. Buna redundancy diyorlar, yedek.
ahtalama durumu ve bunlar bu dizinin kondansatörden gerilim dengesini gidermek için tercihen kullanılıyordu böyle işte farklı farklı durumlarda. Yine aktif ve reaktif güç akışı kontrol edebiliyordu. Dezavantajı ise arkadaşlar buradaki hem DC'nin kondansatörlerine ilave olarak kenetleme kondansatörleri hem pahalı hem hacim olarak büyük hem de hantal bir yapı oluşturuyordu. Ayrıca bu kenetleme kondansatörler arasında parazitik rezonanslar ortaya çıkabiliyor. Bir de bu DC'nin kondansatörlerin başlangıç anındaki şarjı tüm TV'nin kontrolünü karmaşık hale getirebiliyordu. Şimdi arkadaşlar bugün diyot kenetlemeli çok severim inverter ve bunun son yıllarda kullanılmaya başlayan özel bir yapısından bahsedeceğiz. Geliştirilmiş diyot kenetlemeli inverter. Şimdi diyot kenetlemeli çok severim inverter kaskat kondansatör kenetlemeli çok benziyor. Sadece kenetleme kondansatörleri yerine kenetleme diyotları var arkadaşlar. Mesela bakın şekilde 3 seviyeli bir faz bacağı görülüyor arkadaşlar. Tabi bu 3 fazı da olsa biraz sonra göreceksiniz tek bir DC linki var. Yine DC linkinde M-1 tane DC'nin kondansatörü var. Ama bunun yanında M-1 çarpı M-2 tane kenetleme diyotuna ihtiyaç duyuluyor arkadaşlar. Kenetleme kondansatörü olsaydı değil mi? Kondansatörü kenetlemede bu oran iki tane yani ikiye bölünüyordu. Mesela bir 3 seviyeli için bir fazla değil mi? Bir fazla bir tane kondansatör vardı hatırlayın. Şöyle göstereyim isterseniz. Ama burada şu an iki tane kenetleme diyodu oluyor. Bakın şu an bir taneyken şu an iki tane kenetleme diyotu geldi. Devre yapısı bu. Şimdi yine 4 tane yer leke anahtar ve 4 tane boşluk diyodu var. S1, S2, S1 üssü, S2 üssü, S1, S1 üssü ile S2, S2 üssü tümleyen anahtar çiftleri. Bunlardan biri iletimdeyse diğeri mutlaka kesimdeydi arkadaşlar. Şimdi evet bu diyot kenetlemeli çok sevilen inverter işte arkadaşlar nötr nokta kenetlemeli inverter olarak biliniyor. Şu kenetleme diyotların ortası arkadaşlar DC linkin ortasındaki o nötr noktası ile birleştiriyor. Evet iki tane DC link bu iki tane DC link kondansatörün arkadaşlar orta noktası nötr noktası olarak tanımlanıyor. Nötr nokta kenetlemeli inverter buradan geliyor aslında. Biz sonuçta arkadaşlar A ile N arasında bu devrede 3 seviyeli bir çıkış gerilimi elde edebiliyoruz. Bunlar ne? İşte VDC bölü 2. Yani VDC bölü 2 derken her bu şuradaki kondansatörlerin şeyi arkadaşlar. Şunları ikiye bölüyor. Şunu biraz yukarı çıkarayım. Şurada bir ölü nokta var. Bazen yalnız yazmıyor. Yani şu kondansatör gerilim VDC bölü 2. Bu da VDC bölü 2. Yani VDC'yi ikiye bölüyoruz. Tabi bu sürekli çalışma durumunda da bu kondansatörlerdeki VDC bölü 2'lerin eşit kalmasını istiyoruz. Yani 100 ise 50-50, 200 ise 100-100. Sürekli böyle çok küçük tab oynamalar olabilir ama biri 120, biri 80 olmaması lazım. Bu gerilim dengesi problemi oldu zaten. Ve özellikle nötr nokta bu MPC'de biz bunu aynı zamanda MPC diyoruz arkadaşlar. Nötr nokta clamped inverter veya diyot kenetlemeli inverter. Evet, bu iki DC linkin kondansatörlerin ortası nötr noktası olarak tanımlanıyor ve biz böylece buna göre bir ölçüm yaparsanız AN arasında yani osiloskopunuzu buraya bağlarsanız veya güç analizörü ölü diyelim VDC bölü 2 0 eksi VDC bölü 2 3 seviyeli bir gerilim elde edebiliyoruz. Şimdi çıkışın VDC bölü 2 olması için arkadaşlar üstteki iki anahtarın yani S1 S2'nin netimde olması gerekir. Biraz sonra akım yollarını göstereceğim. Eksi VDC bölü olması için onların bütün tümleyen olan S1 üssü S2 üssünün aynı anda iletimde olması lazım. Sıfır gerilim kademesi için de S2 ile S1 üssünün yani şu kenetleme diyotlarının arasındaki şu iki anahtarın iletimde olması gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim. Evet bu iki devreye arkadaşlar iki seviyeli inverterden ayıran elemanlar D3 ve D3 üssü diyotları yani burada da kenetleme diyotları yani. Evet şimdi bakarsanız D3'ün arkadaşlar
Anodu nötr noktasına bağlanmış. Katodu ise işte S1 ile S2 arasına bağlanmış. Benzer şekilde D3'ün anodu S1 üssü ile S2 üssünün çiftin ortasına. Katodu ise bu kez onun katodu ise nötr noktasına bağlanmış. Bu iki diyot anahtar gerilimi VDC gerilimin yarısını ayarlıyor arkadaşlar. Yani kesimde olan anahtarların üzerine VDC bölü 2 düşmesini sağlıyor. Bu bir avantaj 2 seviyeli invertere göre. Bu işte benzer şekilde şeyler yapıyordu. Kenetleme kapasiteleri yapıyordu arkadaşlar şeyde. Kenetleme, kondansatör kenetlemelerde. Şimdi S1 ve S2'nin iletimde olduğunu düşünelim. S1 ve S2'nin iletimde olalım. Yani şu VDC bölü 2 durumu. O zaman arkadaşlar A ile N arasındaki A sıfır demeyelim de A ile N arkadaşlar. A ile N arasındaki gerilim VDC arkadaşlar. Şimdi bu durumda S1 S2 iletimde olduğu zaman arkadaşlar D3 üssü diyotu C1 üzerindeki gerilimi tutan S1 ile C2 üzerindeki gerilim tutan S2 arasındaki paylaşımın paylaşılan gerilimi dengeliyor arkadaşlar. Yani D3 üssü diyotu C1 üzerindeki gerilim, şimdi bakın şöyle diyelim arkadaşlar, S1 S2 iletimde ise S1 üssü S2 üssü kesimdedir. Bunlar üzerine bir gerilim düşmesi lazım değil mi? Yani S1 ya iletimdeki anahtarların üzerine düşen gerilim çok küçüktür. Satürasyon gerilimi işte birkaç volt, 1-2-3 volt. Ama kesinde olan anahtarın üzerine DC link'in bir parçası düşecek veya işte 2 seviyeli invertörde DC link düşüyordu arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar bu D3 üssü diyotu sayesinde arkadaşlar S1 üssü üzerine C1 ve bakın bunu bölüyor burada, yani şu yapmış oluyor. S1 üssü üzerine C1 düşmüş olmasını sağlıyor. S2 üzerine de S2 üzerine de arkadaşlar C2'nin 10 üzerine düşmesini sağlıyor. Normalde VDC düşecekken bu D3 üssü diyot sayesinde arkadaşlar S1 üssü üzerine C1 gerilimi, yani VDC bölü 2, S2 üssü üzerine de C2'deki gerilim, yani VDC bölü 2 düşmesini sağlıyor. Tabii diğer durumlarda da bu kez D3 diyordu. Mesela diyelim ki tam tersi S1 üssü S2 üssü iletimde olduğu zaman bu kez de bunu D3 diyotu yapıyor arkadaşlar. D3 diyotu sayesinde biz bunu dengeleyebiliyoruz. Yani iki eşit gerilim düşmesini sağlayabiliyoruz. Evet. Şimdi akım yollarına bakalım. Tabi bu akım yollarına göre anahtarlar iletimi geçiriyorsunuz ama her zaman anahtardan geçecek diye bir durum yok. Akımın durumuna göre, pozitif veya negatif akım yönüne göre arkadaşlar bazen o anahtarın boşluk yolundan da akım geçiyor. Bunu daha önceden de söylemiştim. Boşluk diyotları indüktif olduğu zaman, ki artık şu an yeni nesil işte güç elektroniği devrelerinin çıkışında mutlaka hem yük olarak hem filtre olarak veya sistemin kendine indüktif yükler otomatikman geliyor. Dolayısıyla çift yönlü anahtarlar, yani yük resistif olsaydı, bir direnç, gerçekten saf bir direnç beslerseniz o boşluk diyotlarına hiçbir gerek kalmıyor. Ama indüktans olunca arkadaşlar bazen değil mi, indüktans akımını ters akması gerekebiliyor. Bu yüzden boşluk diyotların anahtarların yanmasını önlüyor. Yanmasını önlüyor yani. Şimdi diyelim ki S1 ve S2 iletimde ve bizim çıkışta hala N arasında arkadaşlar VDC bölü 2 görüyoruz. Şöyle bakalım arkadaşlar. Pozitif akım yönü bu sağ şu yönü alınmış. Şöyle şu pozitif akım yönü. Bu bir kabul. Evet. Şimdi evet, S1 S2 iletimde gerçekten S1 ve S2'den iletimden akım geçiyor. Gerçekten anahtarından geçiyor. Ama akım negatif olduğunda bu kez bunların boşluk diyotlarından geçiyor. Doğru mu? Şimdi tabi birincisinde diyelim ki kondansatör deşarj olurken ikincisinde şarj oluyor. Yani akım yönü değiştiğinde artık yükten gelen enerji kondansatörlere doluyor. Şimdi mesela sıfır durumuna bakalım. S2 ve S1 üssü iletimde ise şu AN arasında bir sıfır gerilim, yani tek fazın çıkışını sıfır görüyormuş. Sıfır gerilim seviyesi. Yani şöyle aslında sıfır. Şöyle VDC bölü 2. Şöyle bir şey görüyoruz. Tekrar sıfır görüyoruz. Sonra bir de bunların negatifi var arkadaşlar. Şöyle eksi VDC bölü 2 ve sıfır. Tabi bu
Anahtarlama şeyi aralığı artıyor aslında. Yani şurada sürekli diyelim ki işte S1, S2 anahtarlanıyor. Sonra 0, sonra sürekli S1 üstü, S2 üstü birkaç kez daha anahtarlanıyor. Ve çıkış gerilimi gerçekte öyle oluyor. Yani bu şu an biz sadece bir anahtarlama tarihinde birer kez anahtarlandığını varsayarak çiziyoruz. Şimdi S1, S2 üstü, S2 ve S1 üstü özür dilerim. Şu ve iletimde ise 0. Şimdi bakalım. Bakın. S2 yani şu ve S1 üstü iletimde. Ama diyelim ki işte 0 gelime diyorsun ama diyelim ki pozitif akım yönünde D3 diyotu ve S2'den akım geçiyor. Akım negatif olduğunda arkadaşlar bu kez S1 üstü ve D3 üstü diyodundan geçip nötr noktasına ulaşıyor. Benzer şekilde arkadaşlar S1 üstü S2 üstü iletimde ise çıkış gerilimi eksi V2'si bölü 2. Pozitif akım yönünde arkadaşlar şöyle C2'den geçip yani şu evet aşağıdaki silinik olma sıfırından geçip boşluk diyotlarından geçerek S1 üstü ve S2 üstünün akım yüke gidiyor. Akım pozitif olduğunda gelip arkadaşlar S1 ve S2 üstünden geçiyor. Aynen kapasite kondansatör kentlemede de bir durum böyleydi. Evet. Şimdi biz buraya 3 tane faz bacağını bağlayarak 3 fazlı yapı elde edebiliriz. Arkadaşlar bu 3 fazlı MPC yapısı. 3 fazlı işte nötr coil clamping inverter deniliyor. Bu çok yaygın. Aslında şu an motor sürücülerde kullanılıyor. İki seviyeliye çok ciddi avantajı var. Şimdi bakın. Her fazla 4 tane anahtar ve 4 tane boşluk diyotu var. Dikkat edin. Buradaki boşluk diyotları her birinin kenetleme diyotları ayrı. Kenetleme diyotları ayrı. Tabii tek disilink var. Dikkat edin arkadaşlar. Normal şunlar her faz bacağın çıkışı normal yüke giden A, B, C noktaları. Bakın o nötr şeyler diyot kenetlemelerin orta noktası hepsinde birleştiriliyor. Tek bir barayla birleştirilip nötr noktasına birleştiriliyor. Kenetlediğim her bir faz için kenetleme diyotlarının orta noktası birleştirilip en son nötr noktasıyla birleştiriliyor arkadaşlar. Evet. Şimdi ben bir faz bacağının çıkışını ölçmek istiyorsam A ile N'i, B ile N'i veya C ile N'i ölçmek zorundayım. Ama diyelim ki hat arası gerilim varsa artık yükten önce ölçebilirim. Yükün üzerindeki gerilim seviyesi değişebiliyor. İşte A ile B'yi, B ile C'yi, C ile A'yı güç analizleriyle ölçebilirim. Evet, devam edelim. Evet, yine motor sürücü devrelerinde özellikle kullanılan ama kontrolü çok karmaşık olan bir yapıdan bahsedeceğim. 5 seviyeli diyot kenetlemeli inverter. 5 seviyeli olunca arkadaşlar 8 tane anahtar oluyor. Bakın 5 seviye şöyle. İşte 0 V'lisi bölü 4 eksi V'lisi 0 V'lisi bölü 4 V'lisi bölü 2 bir de bunların negatifleri. Toplam 8 tane anahtar var arkadaşlar. S1, S2, S3, S4, S1 üstü, S2 üstü, S3 üstü, S4 üstü. Tahmin edeceğiniz gibi arkadaşlar S1, S1 üstü, S2, S2 üstü, S3, S3 üstü, S4, S4 üstü tümleyen anahtar çiftleri, eşçenik anahtar çiftleri veya bunlardan biri iletimde ise diğeri mutlaka kesimdedir arkadaşlar. M-1 tane disilin kondansatörü olacak. 5 seviyeli olduğu için 4 tane disilin kondansatörü olacak. Evet burada gerilim dengesi çok daha ciddi problem. Artık 4 tane enerji noktası var ve buna 4 tane bağlı kondansatör var. Şimdi bunları tam dengelemek daha sıkıntı. Bunların için yöntemlerden bahsedeceğim. Evet. Arkadaşlar kenetleme diyotlarının sayısı M-1 eksi M-2 idi her faz için. Doğru mu? 4 çarpı kaç tane olacak? 3 mü? 12 tane olması lazım yani. Evet. M-1 eksi şöyle formülü hatırlayalım. Bakın iki slide'da vardı. Evet, M-1 eksi M-2 bu disilin kondansatörlerinin sayısıdır arkadaşlar. Şu ikiyi karıştırmayalım. Kondansatörler için yazmıştık. Evet, M-1 4, 4 çarpı 3, 12 tane olması gerekir. 12 tane olması lazım. Mesela diyelim ki bu bağlanırken de şöyle yapılıyor. İşte diyelim ki birinci bir şu bağlantısı için 4 tane, 4 tane, 4 tane olacak şekilde. Şurada pratik için de konuşuyorum. Şurada bir taneyken şurada 3 tane bağlanıyor.
Yani şundan dolayı C1 işte D1 şu diyotun geldiğimiz şey kondansatörün dizinin kondansatörün geldiğini tutacak şekilde. Şurada bakın 1, 2, 3 yani şu D1 üstünde 3 tane kondansatör gerilim düştüğü için 3 tane. Şuraya bakın mesela ikinci şeyde 2'şer 2 çünkü 2 kondansatör gerilimi tutacak şekilde 2 tane. 2 kondansatör gerilimi tutacak şekilde 2 tane seri bağlanıyor. Veya şu üçün yani şu üçüncü diyot kentlemeli yapısına bakalım. İç yapıdakine. Bakın 3 tane diyot, 1 tane diyot. D3 diyodu 3, D3 üstü 1 tane. Neden? Bakın şuraya şu noktaya göre konuşuyorum. 3 tane kondansatör gerilim tutacak. Şu ise 1 tane kondansatör gerilim tutacak şekilde bağlanmış. Evet. Arkadaşlar şekilde DC anabarası işte C1, C2, C3 ve C4 4 tane kondansatörden meydana gelen 5 seviyeli diyot kentmeli invertenin tek fazlı yapısı. Bu tek fazlı yapı. Ve devre karmaşık. Bunun 3 fazlı yapısını göreceksiniz. Ve toplam kaynağımız VDC ise her bir kondansatör VDC bölü 4 oluyor değil mi? Eşit işte bunu dengeleri tutmak gerekiyor. Bu durumda da arkadaşlar her bir anahtar üzerine düşen kesindeki her bir anahtar üzerine düşen gerilim de bu kez daha da azaldı. Yani VDC bölü 4'e düştü. Bakın 3 seviyede VDC bölü 2 idi. Aynı VDC ile çalıştırabilirsiniz. Diyelim ki mesela bakın işte 400 volt, 500 volt VDC'nin linkiniz var. 3 seviyede de 250 volt, 250 volt düşebiliyordu kesimdeyken. Doğru mu? Siz işte 1000-1200 voltluk anahtarlar falan alabilirsiniz. Ama burada şu an ne düştü? İşte 500 volt olsa her birine 125 volt düştü yani. Belki 600 volt, belki 800 voltluk anahtarları da kurtaracak. Yani bu da ne demek? Maliyet de, boyut da azaldı yani. Yani evet anahtar sayısı arttı ama daha küçük anma değerli, daha küçük boyutlu anahtarlar kullanıyorsunuz. Ama burada işte sıkıntı şu, anahtar sayısı arttığı için kontrol karmaşıklığı. Yani bu kadar anahtarı kontrol edecek PM tekniğini geliştirmek durumundasınız ve bunu mikro işlemciye yazmak durumundasınız. Evet. Şimdi devam edelim. Tabi burada 4 tane dizilin kondansatörü geldi arkadaşlar. Evet. Şu AVN arasında 5 seviyeli bir çıkış gelmek için 5 tane anahtarlama durumu söz konusu. Bakın yani 5 seviyeli bir çıkış. VDC bölü 2, VDC bölü 4. Bunların negatifi ve 0 arkadaşlar. Şurada görülüyor. VDC bölü 2, VDC bölü 4. Şöyle gösterelim. Bakın VDC bölü 4, VDC bölü 2, 0, 0'da da var. Eksi VDC bölü 4, eksi VDC bölü 2. 5 tane anahtarlama durumu. Dolayısıyla 5 tane de 5 seviyede bir gerilim elde edebiliyoruz. 5 seviyede bir gerilim dalga şekli elde edebiliyoruz. Evet. İletimdeki her bir anahtar sadece aslında kesindeki olması lazım. VDC bölü 4 gerilim tutarken kenetleme diyotlar arkadaşlar ters gerilimi dengelemek için farklı dayanma gerilimlerine sahip olmalı. Onu söylemiştim. İşte yani burada da tek bir diyot da bağlayabilirsiniz ama 3 tane yani mesela diyelim ki şunun dayanma gerilimi atıyorum 100 voltken şu 300 volt olacak yani. Şurada yani 2 tane bağlamak yerine 1 tane bağlayabilirsiniz. Dayanma gerilimi yani ki dayanma gerilimi yani diyot alırken 2 tane diyotun dayanma gerilimine sahip olacak şekilde bağlayacaksınız. Eğer İşte bütün diyotları aynı dayanma geriliminde alırsanız işte şuraya bir tane bağlayacaksınız. Buraya 3 tane bağlamak durumundasınız. Arka arkaya. Ya da şunu yapacaksınız. Burada bir diyot ama 100 volt dayanma gerilim varsa burada 300 voltluk bir tane diyot dayanma gerilim olacak yani. Evet. Şimdi mesela örnek aşağıdaki 4 tane diyot yani S1 şey, anahtar özür dilerim. S1 üstü, S2 üstü, S3 üstü, S4 üstü iletimde olduğu zaman arkadaşlar D1 üssü diyotu yani şu bunun üzerine 3 tane kondansatör gerilim düşüyor. Yani şunlar üretimdeyken doğru mu? Şunun üzerine 3 tane kondansatörün gerilim düşüyor arkadaşlar. Şu üretimde olduğu için. Yani 3 ve dolayısıyla 3 ve 1'i 4 maksimum durumunda yani. Şurası işte diyelim ki 500 ise şurası 375 voltu mu düşecek? Evet. Tutması gerekiyor. O dayanma gerilimine sahip bir şey alacaksınız. Yani bir diyot alacaksınız veya VDC bölge dayanıp 3 taneyi bağlayacaksınız yani.
Şimdi benzer şekilde D2 ve D2 üssü diyotlar arkadaşlar 2 velisi bölü 4'ü tutuyor. Doğru mu? D3 diyotu ise 3 velisi bölü olması gerekiyor. Onu da söyleyelim. Her faz için gerekli diyotların sayısı M-1 çarpı M-2 olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Ve her bir kenetleme diyotu gerilim değerinin iletimdeki anahtar gerilim değeriyle aynı olduğu varsayılıyor. Evet. İşte anahtar için de yani bir velisi bölü 4 ne? 500 volt velisimiz var. Velisi bölü 4'e dayanan yani 125 volta dayanan anahtar alıyorsanız diyotları da o gerilimde almak durumundasınız. Almak durumundasınız. Onu söyleyeyim. Evet. Şu anahtarlama durumlarına bakalım. 5 seviyeli için. Tabi devre daha karmaşık aslında. Evet. Üstteki 4 tane şey alttaki 4 tane anahtar iletimde ise eksi velisi bölü 2 elde ediyorduk. Yine akımın pozitif ve negatifliğine göre akım pozitifse ki bu sağ yönü negatif seçmiştik yukarıya doğru giden. Evet bu kez bu 4 tane anahtarın boşluk diyotlarından akım geçiyor. Akım ters yönde aklına negatifteyken bu 4 tane anahtarını siz anahtarlıyorsunuz. Akımın yönüne göre tabi onu görmüyorsunuz. Siz bazen boşluk diyotlardan geçiyor pozitifken negatifken de şeyden geçiyor arkadaşlar. Siz sadece normal anahtarlama algoritmanızı oluşturuyorsunuz. Onu yük karar veriyor. Yani yüke imkan tanıyorsunuz. Hangisi işine gelirse onu kullanıyor. Evet. Eksi velisi bölü 2 için böyleydi. Velisi bölü 2 için arkadaşlar üstteki 4 tane anahtar iletimde olacaktı. Akım yönü pozitifken anahtarlardan geçiyor. Bu kez negatif tam tersi olduğunda boşluk diyotlarından geçiyor. Velisi bölü 4'lere bakalım. Ara seviyelere. Velisi bölü 4 için işte ne lazımmış arkadaşlar? 4, 3, üstteki 1, 3, şey pardon 2, 3, 4 ve S1 üssü iletimde olmalı. Doğru mu? Bakın S1 kesimde bu durumda. Akım pozitifken arkadaşlar ne oluyormuş? D1'den S2, S3 ve S4'ten geçiyormuş. Akım negatifken S1 üssünden ve 3 tane şu D1 üssü diyotundan geçip nötr noktasına gidiyormuş. Ve eksi velisi bölü 4 için bakarsanız işte şu CD kondansatörün gerilimden değil mi? Şu SD3 S4, S1 üssü, S2 üssü, S3 üstünden pardon bunların S4 işte şu 3 tane anahtar iletimde olacak. Akım pozitif olduğunda C4'ten çıkan gerilim artışı akım D3 diyotundan geçip S4'ten yüke gidiyor. Akım negatif olduğunda ise S1 üstü, S2, S3 üstten geçip D3'ten bu kez arkadaşlar. Şu pardon D3 üstünden özür dilerim. Şu D3'tü. Geçip C4'ün bağlandığı noktaya geliyor arkadaşlar. Gerilim seviyesi sıfırda da ne oluyor? Üstteki iki anahtar son iki ve alttaki ilk iki anahtar üretiminde olacak. İşte akım pozitifken arkadaşlar D2 üstünün üzerinden işte anahtarlanma durumuna göre şu kullanım kenetleme şeyleri de değişiyor. D1, işte D3 ve şu an sıfır durumu için D2'ler kullanmaya başlandı. Ara tam orta katman. İşte nötr noktasından geçen akım arkadaşlar D2, S3 ve S4'ten geçiyor. Akım negatif olduğunda ise S1, S2 üstünden bu kez D2 üzerinden geçip nötr noktasında devresini tamamlıyor arkadaşlar. Evet. 3 fazlı 5 seviyeli diyot kenetlemeli de inverter de arkadaşlar. Biraz daha büyük güçlü motor sürücüler için pratikte de bunlar kullanılmaya başlandı. Tabi böyle şu an böyle şeylerde satılmıyor ama özel işte enstitüler tarafından özel projelerde yapıldı ama üretildi. Bunlar kullanılıyor. Bunun için gerilim dengesi problemi işte 4 tane kapasitenin gerilim dengesi problemi çok önemli. Bunun için özellikle uzay vektör anahtarlama tekniğinde anahtarlama sırası değiştirilerek yapılıyor. Benzer şekilde biz işte yüksek lisans yaparken ilave işte bu aynı disilinkten beslenen bunun simetriğini düşünün. Disilink ortak, tek bir disilink var. Bunun simetrisi yani doğrultucu kısmı da olan back to back yapılar çok popülerdi. Ama o zaman anahtar sayısı işte 828 tane oluyor. Şu an her fazla 8 tane var. 24 tane oluyor. Tabi burada her bir fazlasından değil mi? 12, 24, 36 tane de diyot kullanmak durumundasınız. Bir de öyle var.
Aynı gerilim seviyesinde, aynı amma gerilimdeki 36 tane diyot olmak zorunda. Şimdi devre çok karmaşık gerçekten. Kontrolü de zor. Ama özel projelerde bunlar yapıldı ve üretildi. Şunlar da işte faz çıkışlarımız. Şunlar da faz çıkışlarımız arkadaşlar. Bunlar da işte bir yüke çıkışlar alınıp bunlar da yüke bağlanıyor. Eğer bir motorsa motora bağlanıyor. Özellikle 3 seviyeli diyot kenetlemeli inverter motor sürücüde çok yaygın olarak kullanılıyor. Yani satışlar da var. Ama 5 seviyeli yapı, evet, daha büyük güçlü motorlarda işte diyelim ki daha, yani şeyden tutun arkadaşlar, 1 kW'dan tutun 500 kW'a motorlar var, yani motor sürücüler var. Tabi bu devreler gerçekten hem yani bu devrelerin ortaya sürdüğü laboratuvarlar hem Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye'de 5 seviyeli belki hani, evet, tezler olarak yapılan var çalışma ama böyle hani pratikte kullanılan yapı bilmiyorum ben. Ama üst seviye var. O net, onu biliyorum. Evet, devre bu şekli bu ve gerçekten motor sürücüde de kullanılabiliyor. Ama daha büyük seviyelerde özellikle işte yüksek gerilim güç uygulamalarında işte mesela statik senkron kompansatör veya high voltage DC için böyle 7-9 seviyeler kullanılıyor ama daha çok kaskat invertere döndüğü yapı. Diyot da var. Nadiren dünyada çalışmalar var yani. Veya en azından simülasyon çalışmaları var. Veya bazı enstitülerin bu tarz daha büyük konvertör çalışmaları var. Ama böyle piyasada satış şeklinde yok yani. Onu söyleyelim. Evet. Diyot kenetlemeli invertörlerin avantajlarına bakalım. M seviye sayısını artması harmonik distorsiyonunu azaltıyor değil mi? Yani bütün çok seviyeli invertörler için böyle. Tabi seviye sayısı arttıkça bu kez anahtar sayısı artmak zorunda, artıyor zaten. Bu kez de kontrol karmaşıklığı geçiyor. Yani bunu anahtarlayacak işte bir mikro kontrolör olması gerekir. DSP'ler veya FPGA'lar var artık kullanılıyor. Bütün fazlar aynı DC barayı besliyor. Yani kaskat inverterden avantajını söylüyoruz. Kaskatta her haş köprü için özel DC bir kaynak bulmak durumundaydınız. Ve aktif güç akışını kontrol edebiliyor. Tabi böyle seviye sayısı arttıkça da daha düşük anahtarlama frekansında çok daha kaliteli çıkışları daha düşük anahtarlama frekansı elde edebiliyorsunuz. İki seviyeyle kıyasla yani. Yani belki 5 kHz'da bile burada çok yüksek anahtarlama frekanslarıymış gibi davranıyor arkadaşlar. Aslında mesela iki seviyeli için 5 kHz çok büyük anahtarlama frekansı değil. Daha kaliteli çıkış için kastediyorum. Evet, kontrol metodu diğerlerine nazaran basit ama nazaran, onu söyleyeyim, tek disilinkten beslenmesi ve kenetleme kondansatörleri olması. Kenetlemeli kondansatörlerde kondansatör kenetleme yapsa bu onlar biraz daha karmaşık hale getiriyor. Dezavantajı, her faz için M-1-M-2 tane kenetleme diyotu gerekiyor. Üst seviyede evet 2 tane ama her faz için, ama işte gördüğünüz 5 seviyede 12 tane olmak zorunda. Yani her döndüğü için 4 tane. Evet, aktif güç akışı kondansatörlerin dengesinden dolayı zor. Sıkıntı çıkıyor. Bu gerilim denge, yani DC'deki kondansatörleri dengelemek durumundayız. Evet. Şöyle bakalım, görev periyotlarının dolayı anahtarlar iletim durumunda farklı akım taşıma devreleri gerekebiliyor. Yani işte diyelim ki işte bazen 3 taneden aynı akım geçiyor, bazen 4 taneden geçiyor, bazen 2 taneden geçiyor. Bazen farklı akım devrelerine sahip, aynı gerilimde anma gerilimine sahip ama akım devreleri biraz daha değişik, anahtarlar alınabiliyor devrede, kullanılabiliyor. Evet, çıkış gerilimin oluşumu çok kolay değil. Bu özellikle disilin kondansatörü dengesizliği çok ciddi problem. Özellikle 5 ve üzerinde. 3'te de var ama. Evet, dengesi problemi çok ciddi problem ve bundan dolayı aslında bunların çoğu dezavantajlar. Evet, şimdi şu gerilim dengesizliği ne? Buna bir bakalım. Ya da diyot kenetleme inverter için bakalım. Şu an mesela bir 5 seviyeli bir yapıya dikkat edin arkadaşlar. Tabi şurada mesela diyelim ki hani şu diyota bakın, şurada iki tane, her biri için iki tane göstermiş ama onu nasıl söylemiştik? Dedik ki işte biri 100 voltken diğerinin yani 300 voltluktan bir dayanma gerilim olmalı. Doğru mu? Yani en dıştaki için ve en içteki için de öyleydi. Şöyle hatırlayalım, bak şurada.
Şöyle bir hatırlayalım. Yani şurada ikişer tane çizilmiş. Mesela şurada D3 ve D3 üssü ikişer, yani bir bir çizilmiş gibi görünüyor, gösteriyor. Ama onu bahsetmiştik. Neden? Niye söylemiştik? Dedik ki işte B1, D1'in amagi bir tane işte 100 voltken, yani bu 300 voltluk olup bir tane bile kullanabilirsin. O yüzden birer tane çizilmiş yani. Ya da şöyle her biri 100 volttan, şu da 100 volttan bir tane, şu da 100 volttan 3 tane seri bağlamak durumundasınız. Ama şunu 100 voltluk, şunu bir tane 300 voltluk bağlayabilirim. O yüzden birer tane çizilmiş. Kafanız karışmasın. Tamam. Bak da bu mümkün yani. İşte bu 100 voltluk, bu 300 voltluk. Burada da enişte de tam tersi. Şu 100 voltluk, şu 300 voltluk gibi. Ve pardon, şu tam ters mi çizilmiş burada? Tam ters derken şurada kafamız karışmasın. Şöyle bir gelelim, özür dilerim. Şöyle bakalım. Evet. Şu, pardon, özür dilerim. Şu D1'in yani içeri kaydırılmış şu şeyler. Ya da değişebilir, önemli değil. Evet. Yani şu S1 ile değil mi? Şey arasına bağlanan. S1 üssü arasına bağlanan 1'e 3. Doğru mu? Şurada 1'e 3 tam tersi oluyor. Yani şöyle. Evet. Tamam. Şurada bu dışarı, o yukarıda daha dışarı getirilmiş. Sıkıntı yok. Şu 1, şu 3, şurada da şu 3, şu 1 olacak şekilde bağlanabiliyor. Evet. Şimdi burada dediğim gibi en dıştaki işte şu bir taneyken, şu bir taneyken şöyle göstereyim. Burada önlü noktalar var. Şu 100 voltluk, şu 100 voltluk arkadaşlar. Şu evet. Yani A S1 dememişiz de A üssü demişiz. Şu 3 tane diyotun dayanma gerilimi olacak. İşte şu 1 iken şu 3. Doğru mu? Ortada şunlar 2 2 idi. Şunlar 2 2 idi ama aslında farklı kalemle çizelim. 200 volt 200 volt gibi. Şu da tam tersi. Şu 3 şu 1 iken şu 3'tü arkadaşlar. Üçgen şu 1'di. İşte şu 100 volt iken şu 300 volt. Şu ortadakiler ise 200 volt, 200 volt gibi. 2, 2 idi yani. Şimdi problem şu. Diyelim ki işte toplam bir E'niz var veya V'lisiniz var. Her bir konuma satıyorum. 5 seviyeler için konuşuyorum veya diğer seviyeler için de aynı. Yani 3'te de benzer durum var ama 5 ve üstünde daha ciddi problem bu. Teorik kenetlemenin inverterde disinklikle kullanılan arkadaşlar, bu disinklik kondansatör örnek problem şu. Şurada kaç tane düğüm var? 1, 2, 3, 4, 5 demişiz. Bu normal çalışma esnasında yük tarafından DC link'in ikinci ve dördüncü düğümlerinden arkadaşlar net bir ortalama akım çekiliyor. Büyük bir akım çekiliyor. Dolayısıyla birileri şarj olurken kondansatörlerin birileri deşarj oluyor. İşte 100 volt, 100 volt, 100 volt olması gerekirken biri 150'ye gidiyor, biri 50'ye düşüyor. Yani de böyle oluyor. Ve şimdi bu durum disilink gerilim seviyelerinde bir dengesizliği yol açıyor. Bu disilink kondansatörlerin şarj ve deşarj sürelerine sahip olmasına sebep oluyor farklı. Tabi bu 100 volt 100 volt işte olmayınca hani gerilim dengesizliği olunca her bir kondansatörde farklı gerilimler olunca ne oluyor? Bu da çıkış gerilim dalga şekline yansıyor yani. Yani o gerilim seviyeleri işte 0, V'lisi bölü 4, V'lisi bölü 2 seviyeleri tam böyle dengeli olmuyor yani. Biz normalde 0, 50, 100 olmasını bekliyorken işte biri 60 oluyor, biri yani tam o zaman 100 oluyor ama arada böyle o işte her bir periyotta değişebiliyor. Bu da dolayısıyla çıkış gerilim istediğimiz kalitede olmuyor. Anahtarlar üzerine tasarımımızdan daha fazla gerilimler veya daha az gerilimler düşüyor. Şimdi özellikle geçici durumda da böyle geçici durumda veya eğer PWM şeması veya anahtarlama karakterlerinin çıkış fazları arasında birazcık denge bozulursa nötr düğüm 3'ünden yani nötr yani düğüm 3'ten şu üçlükten net bir ortalama akım çekilmeye başlanıyor. Yani kondansatör arasında gerilim dengesizliği meydana geldiğimizde nötr nokta gerilim dengesizliği meydana geliyor. Normalde buradaki akımın sıfır olması gerekirken buradan bir akım akmaya akıyor. Bazen pozitif, bazen negatif. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar PWM şemasını buna göre şey yapmak lazım. Aksi takdirde inverterin çıkışından
İstediğiniz kaliteli gerilim alamazsanız anahtarlar üzerine düşen gerilim değerleri de değişir. Biri çok ısınırken biri hiç çalışmadan devam eder. Şimdi bu gerilim dengesini çözmek için arkadaşlar çeşitli yöntemler var. Evet, bu normal inverterin düzgün çalışmasını sağlamak için bu gerilim dengesini çözmek zorundayız. Ve kaliteli bir çıkış elde etmek için. Bunun için bazı şeyler var. Ne yapılmışlar? Bataryalar veya PWM gerilim regülatörleri gibi kontrollü sabit DC gerilim kaynağı ile kondansatörler yer değiştirmek. Yani izoleli kaynaklar bulmak gerekiyor ki 4 tane o zaman şey gibi oldu yani. Kaskat hücre, kaskat çok seri inverter gibi oldu. Yani ya aküler, bataryalar gibi şeyler koyacaksınız veya PWM gerilim regülatörleri gibi kontrollü sabit DC gerilim kaynağı ile kondansatörü yer değiştireceksiniz. 3 fazlı transformatör temelli kaynaktan elde edilen AC gerilimden 3 fazlı diyotlu doğrultucular kullanarak her biri için ayrı bir diyotlu doğrultucu kullanacaksınız. Birbirinden bağımsız yani transformatör kullanıp her bir 4 tane transformatör gerekiyor. İşte biraz izoleli kaynak gibi oluyor bu. Bir yöntem 2 tane diyot kentlerinin inverteri back to back sırt sırta bağlayacaksınız. Bundan bahsetmiştim. Yani tek bir DC link var. Şunu, evet, bunun bir de doğrultucu kısmı var. Yani simetrik böyle sola doğru şu an yansıyan. Biri doğrultucu çalışıyor, biri inverter çalışıyor. Bu durumda gerilim dengelemek kolay oluyor. Böyle uygulamalar var ve bunu yaptıkları durum var. Tabii anahtar sayısı bir kez 90 küsur oluyor. 48 mi oldu? Evet, 20 inverterde 8 kere 3 24 pardon, 24 48 tam oluyor, özür dilerim. Bir de DC kondansatörlerin her ikisi için gerilim dengeleyici değerler kullanmak var. İlave böyle gerilim dengeleme problemleri var. Ama bunlar çok tutmadı. Bununla ilgili çalışmalar vardı 2000'lerin başında. En çok tercih edilen yöntem arkadaşlar uzay vektörü anahtarlama tekniği kullanmak ve orada anahtarlama vektörlerinin vektörleri var. Anahtarlama durumlarına göre. O vektörlerin uygulama sırasını her an için değişiyor. Değiştirebiliyorlar. Böyle neyi ölçüyorlar? Hem disin kondansatörlerin gerilimlerini hem akımın pozitif ve negatifini ve güç faktörünü ölçüp bunlara kıyasla anahtarlama durumlarını seçiyorlar. Yani işte değişiklik yapıyorlar. Aynı böyle logo gibi yerlerini değiştirerek gerilim dengeleme stratejisini çözüyorlar. Tabi bu durumda anahtarlama çok iyi bir böyle bir tasarım gerekiyor ama daha en büyük, en çok kullanılan yöntem bu. En çok kullanılan yöntem şu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu 3 tane temel kentte şeyleri konusu çok severim inverterli bir kıyaslayalım. Şimdi tabloya bakarsanız diyot, kondansatör kenetlemeleri ve kaskat çok seviyeli inverterlerin bir faz devresinden aynı gerilim seviyesini elde etmek için ihtiyaç duyulan güç elemanlarının sayısı karşılaştırılmış. İşte mesela anahtar sayısı 2 çarpı n-1, 2 çarpı n-1, 2 çarpı n-1. Hepsinin anahtar sayısı aynıymış. Temel diyot sayısı arkadaşlar anahtar kadar boş diyodu lazım. Bu da aynı. Orada sıkıntı yok. Diyot kenetlemelerinde kenetleme diyotları var. Diğerlerinde yok. Kondansatör kenetlemede değil mi? Kenetleme kondansatörleri var. Diğerlerinde yok. Şimdi mesela bakın kaskat inverterde hem kenetleme diyotları hem de kenetleme kondansatörleri yok. Doğru mu? DC barajlardaki kondansatör sayısı da her bir hücre için işte m-1, şurada ise m-1 böyle 2 tane. Tamam. Ama her hücre için böyle kullanmak zorundasınız. Evet. Tablodan dikkat ederseniz kondansatör kenetlemeli inverterde kenetleme diyotlarına, diyot kenetlemeli inverterde kenetleme kondansatörlere, kaskat inverterde ise her ikisine gerek yok. Ancak işte diyot ve kondansatör kenetlemelerde sadece bir tane DC kaynak gerekiyorken kaskat inverterde her mesela 3 fazla 3 seviyeli düşen 3 tane gerekiyor yani. Mesela 3 fazla 3 seviyeli inverter düşünelim. Diyot kenetlemelerde ve kondansatör kenetlemelerde bir tane DC link var ama şeyde 3 tane olmak zorunda. Kaskat inverterde bunun gibi 3 tane üretmek kullanmak durumundasınız arkadaşlar. Bu da kaskat inverterin en büyük dezavantajıydı arkadaşlar. Şimdi bir de arkadaşlar bu son yıllarda özellikle 5-6 yıldır çok pratik olarak kullanılan bunun hem doğrultuculu yapısı hem de
MRT yaptı. Çok kullanılan bir TET tipi. Natural nokta bağlantılı. Yok mu? Böyle inverter yapısı. Veya T-type diyorlar buna. T-type diyorlar. Evet. Şimdi bakın burada yine gerçi 12 tane anahtar var. 3 faz için konuşuyorum. Ama anahtarların bağlantı yapısı değişik. Yine böyle 6 tane işte 3 2 seviyeli inverter gibi faz bacağı var. Bir de birer tane de yani bu birer tane derken çift yönlü anahtar var arkadaşlar. Bu çift yönlü anahtar türü var. Evet, şurada bir ödev yazalım. Ödev yazalım. Şöyle ödev 2. Evet, güç elektroniğinde, güç elektroniğinde kullanılan çift yönlü anahtar tipleri nelerdir? Açıklayın. Çift yönlü anahtar tipleri nelerdir? Özellikle matris konvertör çalışan anahtar tipleri nelerdir? Ortak emiterli, ortak kolektörlü yapı işte mesela en çok yaygın 4 tane tip var aslında onu söyleyelim. Matrix konvertör arkadaşlar, matrix konvertör çalışan insanların tezlerinden bulabilirsiniz. Matrix konvertör. Şöyle nerede yazalım? Benim bir şurada bir matrix konvertör veya Türkçe yazılışını yazıyorlar. Matrix konvertör çalışan kişilerin tezlerinden bulabilirsiniz. Bu da bir ödev olsun arkadaşlar. 4 tane anahtar, çift yönlü anahtar tipi var. İşte aslında evet burada da yine 12 tane anahtar var ama işte bir şuradaki gruplar çift yönlü anahtar yani böyle ayrı ayrı da oluşturulabilir de kontrol içerisinde tek böyle çift yönlü anahtarlar satılabiliyor. Arkadaşlar T tipi veya nötr nokta bağlantılı inverter. Nötr point protected inverter diyorlar N tipi. Yani aslında en çok T-type diye geçiyor. T-type diye geçiyor. T türü yani tipi. Evet veya diğer bir ismi gelişmiş nötr nokta kenetlemeli inverter. Advanced Nötr Point Clamper diye geçiyor. MPC diye. Evet. Arkadaşlar yine şeydeki gibi bakarsanız diyot kentlemedeki gibi M-1 tane kondansatör ise bu 3 seviyeli bir yapı. M-1 yani 2 tane DC'nin kondansatörü var. 12 tane anahtardan oluşuyor. Onu söylemiştim. Bakarsanız işte her bir bacağında 2 tane seri anahtar var. Şu şekilde. Doğru mu? Bir de her bir bacağın orta noktası. Mesela düşünün şu A faz bacağı olsun. Mesela bakın. Tabi tam böyle ortası derken görünüş olarak ortası değil. Yani S1A ile S4A'nın orta kısmını nötr noktasına bağlayan bir çift yönlü anahtar var arkadaşlar. Değil mi? Her bir faz için öyle. Toplamda bakarsanız 12 tane anahtar ediyor. Dediğimiz gibi her bakın, 3 tane faz bacağı var. 2 tane seri anahtar. Normal 2 seviyeli inverterle tamamıyla aynı. Ama bir de o faz bacakların ortasını nötr noktasına bağlayan hepsi aynı noktada birleştiriliyor tabii. Bir tane çift yönlü anahtara ihtiyaç var. S1A fazla göre işte 1A, 1B, 1C, 4A, 4B, 4C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C gibi arkadaşlar. Şekilde 1X yani ABC, 4ABC şunlardan bahsediyoruz. 1ABC, 4ABC arkadaşlar. Anma gerilimi iki seviyede kullanılan anahtarların anma gerilimi eşit. Yani diyelim ki anahtarların bir kesimdeyken bunlardan biri VDC düşüyordu. Dolayısıyla iki seviyedeki anahtar gibi. Ama şunlar ise yarı yarıya. Nötr noktasına bağlı olan S2X ve S3X anahtarlar. Yani S2ABC, S3ABC. Arkadaşlar bunların da anma gerilimi S1 ve S4 anahtarların yani şuradaki anahtarların yarısı kadar ama gelime sahip daha az yani onu söyleyelim. İşte şunlar 500 voltluksa atıyorum yani veya işte 1200 voltluksa bunlar 600 voltluk ama gelimli anahtarlar satın alabiliyorsunuz yarı yarıya. Şimdi evet şöyle bakalım.
Şimdi bu S2 ve S3X, yani şu anahtarların arkadaşlar yarı yarıya bir ana geneline sahip olması sebebiyle T1 tipi inverter geleneksel diyot ve kondansatör tükenmeli yapılara göre daha düşük anahtarlama kayıpları. Çünkü yani bunlardaki ama gelimleri daha az. Dolayısıyla anahtarlama kayıpları ve iletim kayıpları kısmen daha az. Daha küçük anahtarlar. Evet. Düşük anahtarlama kayıpları, yani küçük tavan küçük tavan fazlasında kabul edilebilir iletim kayıpları var. Normal iletim kayıpları aslında hemen hemen bütün aynı ama kabul edilebilir oranda. Daha az sayıda yerle ken eleman bulundurması ve küçük boyutlu olması gibi dezavantajlara sahip. Şimdi bu T-Type inverter ta 1985'lerde falan önerilmiş ama işte bu kompakt yapısı ve veriminin yüksek olması diyot ve kondansatör kenetlemeliğe kıyasla arkadaşlar daha güvenilir ve özellikle hataya daha dayanıklı olması bile T-Type invertere olan ilgi bu son yıllarda özellikle arttı. Bunu motor sürücü olarak da kullanıyoruz veya elektrikli şarj cihazlarında arkadaşlar bunun doğrultucu olarak çalıştırması var. Aynen böyle doğrultucu olarak çalışan devresi var. Ve bunun bir diğer ismi Vienna Rectifier, biraz değiştirerek yani direkt kullanıyorlar. Şuradaki anahtarlar yerine diyotlar kullanıyorlar. Yapı Vienna Rectifier oluyor. O da çok popüler bir konu. Anahtarlama durumuna bakalım. Şimdi şekildeki bir faz bacağının çıkışı arkadaşlar sırayla S1, S4 üzerinden DC hattın pozitifine, yani şu S1 ABC, S4 ABC üzerinden DC'ninkini arkadaşlar pozitif ve negatif arasına bağlanabiliyoruz. Şu çift yönlü anahtarlar S2 ABC, S3 ABC üzerinden de arkadaşlar biz nötr noktası seviyesini bulabiliyoruz. Dolayısıyla VDC bölü 2, 0 eksi VDC bölü 2. Bakın pozitif ve negatif bara ve sıfır seviyesini bu şekilde edebiliyoruz. Tekrar söyleyelim. S1X yani ABC, S4 ABC üzerinden DC hattın pozitif ve negatif paralarına. Şunlar pozitif paraya bağlanmamızı sağlıyor. Çıkışta VDC bölü 2 elde etmemizi. Şu aşağıdakiler negatif paraya bağlanmamızı, eksi VDC bölü 2 elde etmemizi sağlıyor. Tabi tek başına değil, anahtarlama durumuna göre arkadaşlar. Şunlar da bizim nötr noktasına bağlamamız, dolayısıyla sıfır seviyesini elde etmemizi sağlıyor. Şimdi, evet, tabloya dikkat ederseniz arkadaşlar N 0 ve P olarak sembolize eden 3 olası durum var. Yani P artı VDC bölü 2, N eksi VDC bölü 2, 0 da 0 gerilim seviyesini şey yapıyor. Ve biz 3 seviyeli bir faz bacağından konuşuyorum arkadaşlar. Bir gerilim, bu şu an 3 faz bacağı var ama bir faz bacağını dikkate alabilirsiniz. Evet. 3 seviyeli bir gerilim elde edebiliyoruz. Hatlar arası gerilimden ise 5 seviyeli elde ediyoruz. Ne? Eksi VDC var. Eksi VDC bölü 2. Yani şunlar aynı. Şu üçü aynı arkadaşlar. Bir de bunlara artı eksi VDC geliyor ve toplam 5 seviyeli bir gerilim elde ediyoruz. Bu normal diyot klempte de böyleydi arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Şimdi tabii anahtarlama durumuna da bakalım. Mesela bir faz için konuşalım. Mesela A fazı. İşte S1A değil mi iletimde? Ve S2A iletimde ise arkadaşlar. Mesela A faz bacağı için konuşalım. S1A. S2A iletimde ise arkadaşlar. Doğru mu? S1A. Ve S2A iletimde ise yani şöyle gelecek. S1A'dan geçecek. Şuradaki pardon. S2A, evet. Birinin boşluk yönünden geçmesi lazım arkadaşlar. Pardon, o zaman şu mu oluyor? S2A, şu S3A'nın boşluk yönü ve S1A'nın da boşluk yönünden geçiyor. Gerçi biraz sonra aşağıda tablo var, onlara göre bakacağız. Yani bunları mesela A faz bacağı için A yazarak yazabilirsiniz. Evet, S1A ve S2A iletimde ise artı VDC bölü 2 elde ediyormuşuz. Eğer S2A ve S3A iletimde ise sıfır elde ediyormuşuz. Sadece şu ikisi iletimde ise. Ve S3A ile S4A arkadaşlar S3A ile S4A iletimde ise eksi VDC bölü 2 elde ediyormuşuz. Elde ediyormuşuz. Mesela şöyle bakalım. İşte
P anahtarlama durumundan sıfır anahtarlama durumuna geçişler nasıl sağlanıyormuş mesela? Diyelim ki şurada mesela verisi bölü 2 için yani sıfıra geçiş yapacağız. Verisi bölü 2'den sıfır gerilim seviyesine geçiş için verisi bölü 2 için ne lazımdı? S2 ile S1A iletimdeydi. Diğer veri kesimde olması lazımdı. Bakın off yazmışız. O zaman akımlar nereden geçiyormuş arkadaşlar? Sadece C'den gelip S1'den yüke gidiyormuş. Ama burada sıfıra geçerken arkadaşlar bakın S1A'yı da kesim aldığımız off oldu. Şu sadece S2 iletimde kaldı. Diğerleri hepsi konumda oldu. Sadece şu konum değiştirdi burada. Bu kez de akım işte arkadaşlar şuradan S2 üzerinden ve şuradaki boşluğundan geçip yüke gidiyormuş. Tam sıfır durumunda ise arkadaşlar tam sıfır durumunda değişen bir şey var mı? Evet, burada bu kez yani sıfır durumunda ne oluyordu? Ortadaki iki anahtarın tamamıyla iletime geçmesiyle. Bunu iletime alıyorsunuz ama akım yine S2 anahtarı ve şuradaki S3 diyotundan geçiyor. Yani anahtar durumu değişmiyor ama bu kez şunu da iletime almış oldunuz. Şu an kesimdeydi. İletime almış oldunuz arkadaşlar. Benzer şekilde arkadaşlar tabi bu akımın pozitif yönü için B'de ise akımın negatif yönü için. Akım negatif olursa S1 iletimde S2 de iletimde ama sadece D1'den akım geçiyor S1 için. Şimdi sıfır durumuna geçiş yapmamız lazım. Şunun kesime gitmesi lazım yine. Sadece burada değişen bu. Bu kez tamam akım artık bu kesime gitti ama bu iletimde ama akım halen buradan devam ediyor boşluk diyordum ben. Yani çünkü bu anahtarla bir işi yok akımın. Tam arkadaşlar sıfır durumuna geçilmesi için şunu da iletime almanız lazım. Evet bu da iletime geçince bu kez akım D1'den geçmeyi bırakıyor. Sıfır nötr noktasına bağlanacak. İşte bu kez S3 üzerinden ve D2 diyotu üzerinden nötr noktasına bağlanıyor. Benzer şekilde sıfırdan P anahtarlama durumuna geçiş de söz konusu. Yani gerçi negatifler için de çizilebilir. Diyelim ki sıfır durumunda akım bu yönde pozitif yönde akıyor. İşte nereden? S2A'dan mesela şu iki iletimde yani sıfır durumundayız çünkü biz şu an. İşte şu S2'den ve şundan geçiyor arkadaşlar pozitif durum için veya negatif durum için S3 ve D2 diyordum ama tam tersi. Şunlar iletimde. Akım negatif durum için de bu. Tam P'ye geçeceğiz. Bu durumda ne olması lazım? Şunu off yapmamız lazım. Şundan yani geçici bir ara sadece şu iletimde akım konumunu devam ettiriyor. Yine aynı şunun aynı. Sonra tam P durumunda şunu iletime almamız lazım değil mi? Şu ve şu iletimde olması lazım. Bunu görünce akım işte şöyle S1'den yüke gitmeye devam ediyor pozitif durum için. Negatif durumda da arkadaşlar yükten gelip yani şu an bunlar ikisi iletimde olduğu için aynı durum geçerli. Bu kez boşluğundan yönünü devam ettiriyor. Yönünü devam ettiriyor. Arkadaşlar burada bırakalım. Bir sonraki dersimizde çok sevdiğim metodadaki PVM tekniklerinden bahsedeceğiz. İşte özellikle sinüzoidal ve daha sonra space vektörden kapsamlı olarak bahsetmiş olacağız arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar yeterli. Kendinize iyi bakın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kaydı durduralım.